Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kendini kötü hissetme başlığı altında değişik değişik yapacağız. Ruhsal hayal ne diyor burada? Ruhsal hayal olur mu? Ruhsal hayal olur mu? Mesela misal vereyim. Bakayım neymiş, ne demek istemiş. Sen narkoz yedikten sonra narkozlu doğa mı gitmek istersin? Yoksa mesela sen narkoz yedin. Narkoz yedikten sonra sanal olarak doğaya, dağlara, tepelere gezmek mi istersin? Yoksa o doğa rüya ilime gitmek istersin, o doğaya. Yani mesela rüya ile tarla bahçe görüyorsunuz ya. Bir de narkozluyken, yani bir de telkinle. Anlaşıldı değil mi biraz? Yani nasıl gitmek istersin o dağlara, bayırlara? Rüya ile mi gitmek istersin? Gerçek olarak mı gitmek istersin? Veya narkoza benzeyen telkin ile gitmek mi istersin? Tamam. Niye narkoz, telkin, narkoz? Yani böyle tam uyutucu değil de ilaçla. Evet. Halüsinasyon görmek gibi. Mesela şöyle diyeyim. Mesela doktora gittin, çok kötüsün dediler. Tamam mı? Sorduğun için söylüyorum. Yoksa bununla alakası yok. Hani narkoz dedin ya, çok kötüsün dedi. Kötü yani, hakikaten acayip. Ağlamak geliyor, gece uyuyamıyorsun, devamlı volta atıyorsun, farklı farklı yerlerde değişik usluplarla tükürüyorsun, camı kapattırıyorsun, en yakınını düşman görüyorsun. Daha önce vefat etmiş anne babanın gelini boğuyor gibi görüyorsun. Kardeşin abin seni kuşa yapmak gibi gelip kurtarıyor gibi görüyorsun vesaire. Bak şimdi geçerli olan iki tane şey var bununla alakalı. İlaç veriyorlar. Daha olmadı mı? Elektroşok. Elektrikli şok veriyorlar. Peki düzeliyor mu? Düzelmiyor. Daha beter. Beyni darmadağın et enerjisini. Ne dedin Mesut? Ha, yok. Şöyle, içeride değil o da onun için farklı olduğu için. Yani içerideyken hani iç alemimizi düzeltmemiz. Ha tamam, o doğru. Şimdi elektro şok, yani elektrik şok veriliyor. Yaptıktan sonra tekrar daha beter uykusuzluklar oluyor vesaire. Niçin biliyor musun? Daşı, olay senin dışında cereyan ettiği için elektro şoktan sonra tekrar geliyor adam. Yani ondan sonra geliyor. Yani orada olan bir şeyi öldürmedin ki. Sen yaparken çekip gitti. Beyine yaptı tahribatı. Adam biraz sonra tekrar geldi. Ben bulduğum, bunu daha okumadım. Ben bulduğum, benim için kesin olan, Arapça kitaplarda, Osmanlıca kitaplarda, gündelik hayattaki kafir zındıkların kitabını da okudum. Bununla alakalı profesörlere ait yazdığı kitabı da okudum. Müslümanların da okudum. Merhametsiz bunlar çoğusu. 10 dakika seninle sohbet ediyorlar. 300, 400, 500 milyon alıyorlar. 10 dakika konuşuyorlar. Bunlar merhametsiz. Bunlar Allah'tan korkmaz. Allah'tan korksaydı 300, 400 bin lira alıyor 10 dakikalığına. 400 bin demek bir işçinin 4 gün çalışması. Ondan sonra şu gerekçe söylüyor. Ben diyor 20 sene okudum. Hangi sanat ki emek verilmemiş? Benim kadar okudun mu? Bak ben bedava veriyorum. Ben 30 sene okudum bu ilme. Manevi ilme. 30 sene okudum. Tamirci kaç sene çıraklık yapmış? Kaç sene kalfalık ustalık yapmış? Arabayı tamir edince senin astronomik alıyor mu? 10 dakika Allah'tan korkma. Hiç mi vicdanın yok? 10 dakika adamla sohbet ediyor.
300 milyon, 400 milyon. Ne ismi varmış? Yerin dibine batsın senin ismin. Neye kızıyorsun? Merhametsiz, şefkatsize sevmiyor. Merhametsiz, şefkatsiz, enaniyet budalaları. Bunlar ben bulduğum çareyi söylüyorum. Bunlarla alakalı. Çare şu. Kesinlikle ciddi bir dirayet. Düşünce kültüründen uzak olacaksın. Yani düşünce izini takip etme. Köpeğe mesela bak. Koydun kemiği. Gel. Bir daha koydum. Gel. Gel. Ahıra sokarsın. Düşünce ellere dalıp gidersen böyle hiç şansın yok. Ahıra alıyorlar seni. Bir. Dirayetinle düşüncelerinden sıyrılacaksın. Birincisi. İkincisi. Asay-ı Musa'yı okuyacaksın kardeşim. Devam. Üçüncüsü. Hizb-ül Kur'an okuyacaksın. Ben bunların kitapların basım evi benim değil ki. Ben reklam yapayım. Üç tane şey. Asay-ı Musa'yı, ustad bütün sihir ve büyüleri iptal edin. İkincisi, Hizb-ül Kur'an okuyacaksın. Abi ikisini okudum halde iyi değilim. Dirayetin yok. Korkaksın, pısırıksın, çıkmak istemiyorsun, gayret etmiyorsun. Gayret etmiyorsun, gayret. Olmuyor. Olmuyor diye inandığın için olmuyor. Hiç kusura bakma. Bunların yer yer, biz de bunu yemişiz yani. Ya. Neyse, şimdi bak Müslüman, Müslüman olmalı. Her yerde Müslüman olmalı. Camide Müslüman, dershanede Müslüman, şeyde yürürken Müslüman, akrabalık münasebeti Müslüman, yazhaneye gidiyor kafir gibi davranıyor. Zalim ya, bu kadar zalim olamazlar. Bugün birisi telefon etti de. 550 milyon istemiş adam profesör. En fazla ne kadar? 10 dakika veya 15 dakika. Ha taş çatlasa seninle sohbet edecek dedi. Kendisi etmiş. 27 dakika sürmüş. 550 milyon. Seanstan çıkınca aradı. Ya kapatsın. Akrabası aradı da. 550 milyon. Şişli Bomahmet'in de mi ne adam? Onun etkisinde kaldım da. Bu adam kafirse ki normal yani zındık. Müslümansan bir Müslümanlık olmaz böyle Müslümanlık. Allah adam abi ya. Ha? Bir de böyle bir adamı bozar zaten ya. Tabii bozar. Mesela ruha, cine, şeytana inanmayanın onun yaptığı tahribatı nasıl tamir edecek ki? Bir profesör düşünün, doçent düşünün. Psikiyatrist. Cine inanmıyor, şeytana inanmıyor, ruhaniyata inanmıyor. Bunların tahribini nasıl tamir edecek? Elektroşok veriyor. Düzelir mi? Düzelmez tabii. Cinle şeytan işgal etmiş. Tam elektroşok vereceksin. Çekip gidiyor. Trut! Elektroşoku buna yaptın. Beyni tahrip ettin. Biraz sonra, bir saat sonra elektroşoktan sonra gene aynı hasta. Hangisi, hangi elektroşoktan sonra düzeldi? Bu gösteriyor ki bu din içerikli bir tedavi. Eski o otlar denilen, otlar. Otlardan korkuyorlar. Bazı otlar var. Yandığı zaman şey yapıyor. Bazı otlar şeydir böyle. Otlarla kardeşim, bir de kesinlikle bir, adın gibi, dirayette olacaksın. Dirayet. Direneceksin böyle. O başım dönüyor, dönsün. Böyle ha, bilerek yapıyorum. Ben yaptım da kardeşim, bana oldu. Ben boşuna bedava her gün bir cüz okumuyorum. Eskide tam iki sene her gün iki cüz okuyordum. Cüzü bırakıyorum, öğlene kadar bir cüz gidiyor, öğleden sonra tekrar başım dönüyor. Olan infilani kes. Öğleden sonra bir cüz daha. İki sene. Ondan sonra baktım ki onlar yok oldu. Günde bir cüze düştüm. Dirayet. Korkma. Senden güçlü mü? İki. Asay-ı Musa. Üç. Hizb-ül Kur'an. Gelelim şeye. Manevi elektrik lazım abi bunlara. Manevi tabii ya. Tabii ya. Allah'ın sözü. Diyeceksin abi niye girdin bu konuya? Kardeş aburama geldi ya. 550 milyon 23 dakika, 27 dakika. Mehmet hiç etkilenmedin mi bunun için? Bir Müslüman ya. Bu da Müslüman, bu da Müslüman. Alıyor 27 dakikaya 550 milyon alıyor. Aa 2005 bitti, 2016 tarihi itibariyle. Allah'tan korkuyor. Hiç asker mi? Asker ücretin yarısı. Asker ücretin yarısı. Bir aylık asker ücretin evet yarısı. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi ahiretten korkmuyorsun? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Onu nasıl yiyeceksin ya?
Hiç mi merhametiniz yok sizin? Hiç mi büyük zatların adını duymadın? İmam-ı Gazalileri, Rabbanileri, Bediüzzaman. Nasıl cansiperane Müslümanlara hizmet ettiler? Sen de Müslümansın, o da Müslüman. O da cenneti bekliyor, sen de bekliyorsun. O da rızayla için çalışır, sen de. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Al da hakkını al. 23-27 dakikaya 550 milyon alınır mı? Asgari ücretin doğru yarısı. Bir ay işçinin yarısı. Abi 30 sene verdi. 20 sene verdi. Hangi sanat var ki ömür vermedi? Bana bir tane söyle hadi. Dönerci ya dönerci. Aa şuradaki dönerci var ya. Selam verdim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Böylesi. Ya dedim. Bu dedim cansız pişiyor dedim ya. Bu hakikaten hiç varmıyor. Ya hiç sorma. Baktım kılıç almış şak şak kesiyor. Dedim ya. Bu dedim ya ne kadar kolay bir mesleğim var. Bir sıcak dedim. Dedi gel. Gel hocaya benziyorsun. Gel al şu bıçağı dedi. Kes hadi dedi bu incelikte. Ona tuttum. Tutmam bile zaten. Tutmam bir pozisyon şey dedi. Offside dedi adam. Yani döneri kesmek için 7 sene bu işi yapıyorum dedi. Acizliğinden dolayı tıraş makinesiyle yapıyorlar dedi. Tıraş makinesiyle kesenler var. O beceremiyor dedi. O eti bozuyor dedi. Adam neler anlattı. Ulan bir döner gibi ya. 7 sene. Yaşar abi kaç sene vermiş tamirhane için? O da o zaman 200'e versin döner abi. He? O da döneri 200'e versin. 200'e versin tabii hem de doyuruyor. Tamiri için kaç sene verdi? 20-30 sene verdi. Yani ömür verilmeyen bir sanat yok ki. O da sanat, o da sanat. Devam ediyorum. Sen narkoz yedikten sonra narkozlu dağa mı gitmek istersin? Dağa. Yani yarım narkoz böyle halüsinasyon görmek gibi. Dağa. Veya hayalen mi? Veya rüya itibariyle dağa gitmek mi istersin? Veya bizzati ayık mı gitmek istersin? Hayal kurman için şekiller, sesler ve mekanlar lazım. Hayal kurabilmek için şekil lazım. Yani obje dedikleri felsefede duydum. Malzeme lazım. Mekan lazım. Bir de malzeme lazım. Birisiyle bir tarladasın. Annenlesin. Anneni kullanacaksın. Sevgilinlesin. Sevgilini kullanıyorsun. Ne bileyim. Yani bir malzeme lazım. Hayal kurman için şekiller, sesler, mekanlar lazım. Doğru mu? Tamam. Nerede bulacak böyle dersleri ya? 27 dakikaya 550 milyon almışlar bir falan. Alırlar değil mi? Allah'tan kork ya. Ödüm patladı bugün beni. Biraz asabi yaptı beni ya. Müslüman namı altında olanlar bir de. 550 milyon ya. Allah'tan mı korkmadı? Neyse. Mekanlar lazım. Hayal dahi olsa hayal kurabilmen için mekan lazım, ses lazım, malzeme lazım. Tamam? Kendi aleminde alem kurman için enerji ihtiyacın lazım. Hayal kurmak için de ne lazım? Enerji lazım. Elektrik lazım. Hayal kurma malzemeler tamam. Hayal malzemem var. Yani hayal sistemim çalışıyor. Hayali hayal zannediyorlar ya. Ya elektrik iman eden bir sistem hayal. Abi nasıl elektrik iman ediyor? Yani duramıyorum. İlle gireceğim sizin sayesinde. La kardeşim hayal kurduğun zaman içine girip aynı yaşamış gibi etkilenmiyor musun? Cinselliği hayal ettin. Vücudun, hormonlar, salgılar değişiyor mu değişmiyor mu? Birisini vurma, kurma, zalim biraz önce beni yaptığı gibi. Adam 27 dakika 500 milyon alınca bak takıntı yaptı bana. Şimdi asabi oldum ya. Gittim hayalen tokatladım yazıhaneye gittim hayalen. Çak çak çak. Ulan zalim lan seni. Sen bunun için mi okuttun lan baban seni? Müslümana zulmedesin değil mi? He mesela. Peki hayal kurman için enerji gerekmiyor mu? Mehmet ben şefkatliyim biliyor musun? Bak benim akrabam değil. Müslümana faydalı ol ya. Fırsat ganimet bu dünya ya. Bir de bulamayacaksın. Fırsat ya. Biz canımızı dişimize takıyoruz. Rızkı da göze alarak adamla yardımcı oluyoruz. Kavuz dedi ki benim talimim.
Ya sen bildiğin gibi değil dedi. Bu hastaya okumak, o okuyor da bizden. Ya dedi, bir anda zayıf olabilirsin dedi. Her an güçlü olmuyor. Sana sıçrıyor dedi. Niçin bu dedim risk alıyorsun? Hocam dedim. 70 küsur yaşında. Kaç yaşındadır? Öyle bir şey. 75-76. Hocam niye bunu alıyorsun? Ya dedi benim hocam dedi, Osman hocası varmış. O çok güçlüymüş. Bu sefer o kadar tahribat etmiş mi mahlukları, cinleri? Kızını boğmuşlar. Peki bıraktı mı bu işi? Bırakmadı. Niye? Sordum hocama dedi. Benim hocam diyor. Dedi ki Allah bana soracak diyor. Ey Osman, Müslümana niçin yardım etmedi? Niçin gavurlar, insan veya cin, gavurlar Müslümana hücum ettiği zaman sen niye yardım etmedin? Şimdi ben 70 küsür, 76 yaşında bir şey benim hocam. Ben risk alıyorum dedi. Gece yatamıyorum dedi. Rahatsız ediyor ama gelemiyorlar dedi. E niye bırak dedim ya, yapma. Ben dedi nasıl Müslümana git derim dedi. Gelmiş rahatsız. Sen insan değil misin dedi. Estağfurullah abi dedi, hocam dedi. Ya gelmiş dedi, hiç mi şefkatin yok, hiç mi merhamet yok, hiç insanlığın mı bitmedi? İnsan ölür, o dirilir ya dedi. Ben öleyim, o dirilsin dedi, öyle acıyorum dedi. Hamile kadın geldi, ağlıyor. 3 yaşında da bir çocuğu var ikinci, şey birinci elinde. Git nasıl diyeyim, ben ölürüm, o dirilsin dedi. Müslüman ya, değil mi? Bu da Müslüman, bu da rizayla'yı bekliyor, bu da cenneti bekliyor da biraz mesela... Ne bileyim, biraz insanlığını kaybetmemek lazım ya. Ben yanılmıyım. Neyse, hayal değil. Hayal, enerji iğret. Ama çok tuhaftır, kuru bir enerji imal etmiyor. Renk, renklerle, şekillerle, sesler dönüştürülmüş enerji. Sestir ama enerjidir. Şekildir ama enerjidir. Mesela bak, ben annem... 99 dönmüş. Bak şu anda hayal ettim, geldi. Onu getirebilmem için şekillendirmek enerji lazım. O enerji donmuş, annem olmuş. Madde de öyledir ya, E eşittir MC kare. Yoğunlaşmış enerji. Hayal kurman için enerji lazım. He? Esma. Esma yani bir beşeriyet konuşuyoruz yani. O taraftan değil. Esma genel herkesi kapsamaz. Donmuş dediniz ya, bir şey oldu. Yani düşünce aslında o çıkıyor yani. Ha, enerji çıkıyor tabii. Esme, kuvvet yani, esma. Kardeşim, hayal, hayal değil ya. Ne bileyim ya, nasıl ifade edeceğim? İfade, acizliğimden de ifade edemiyorum. Hayal, hayal değil. Hayal kendisi enerji, imalathane bir jeneratördür. Jeneratör enerji imal eder. Jeneratör, ama ondan çıkan enerji jeneratöre benzemiyor. Jeneratörden imal edilen enerji benzinle imal ediliyor. Güneş enerjisiyle. Fakat o çıkan enerji ampul yanıyor. Adam kaynak yapıyor. Adam fırında ekmek pişiriyor. Adam evde tırırt makine dikiş yapıyor. Elektrik ya. Jeneratörden çıkan enerji, elektriğe bakın. Jeneratör hayal kuvvesidir. Ustad diyor ki kuva diyor. Bir sistem, sistem. Sistemden çıkan hayal, hayal olmaz ki. Adı hayal, hani sır, adı sır. Yani koy kenara, meşgul olma değil, adı sır. Bunun adı sır. O Allah razı olsun, bir abi vardı, Allah razı olsun destekledi. Yaşlı ustadan da şey yapmış. Dedi ki, ya tanıdır, meşhur, çok roman yazmış. Hasan kardeş dedi, buyur abi, Allah razı olsun, aferin dedi ya. Hayal, hayal değil. Ne güzel bir ifadeydi dedi ya. Bilseydim dedi falan bir dedi bir romanımı onu yazardım dedi. Hayal hayal değil. Hayal enerjidir. Tamam. Onu yapabilmen için enerji. Ona delilim de bak ben yaşadığınız dünyadan veriyorum. Hayal ettim bir şey. İçine giriyor musun, girmiyor musun? Ya banyoda israf olmasın diye tabancayla su gidiyor ya. Şimdi elhamdülillah le kuva aldım. Bir gün soğuk oraya akıtıyorum, bunu tuvalette kullanıyorum. Ta ki o sıcak gelsin, gelene kadar soğuk akıyor ya. Bu israf. Ama daha önce ne yapıyordum? Yeter ki gitmesin soğuk diye soğukla yıkanırken kendimi hamamda hissediyorum böyle sıcak yerde. Tamam, sıcak. Vücuduma ateş attırıyorum. O soğuk yapınca ona direnç veriyor.
Hayal hayal değil. Kullanıyorum bu kuvayı. Kuva ya. Vücut salgılama yaptırıyorum. Cinselliği veya birisini vurma, kırmayı şey yaptığın gibi. Mesela okulda okuyorsunuz. İmtihan geldi. Aa bir soru çıktı. Termodinamikten bir soru geldi. Termodinamikten biz de MSD. Termodinamikten bir soru geldi. Aa çalıştığım sayfa. Hop. Yazılıdayız, tamam mı? Hepiniz yaptığınız bir şey. Buradaydı. Numarayı da buraya koymuştuk. Bak buradan benzin şey yapmıştık. Aynı yazıyorsun. Kimse görmüyor ama sen görüyorsun onu burada. Kopya çekiyoruz. Ustadın ezberi böyleymiş. Sayfaya bir bakıyormuş. Ustad böyle ezberlemiş 300 kitap. Yok 90 cilt kitabı. Ne okumuyormuş ki, fotoğraf çekiyormuş. Kur'an ezberlediğinizi bak hatırınıza gelmiyor mu böyle? Şu sayfa bak. Bir tanesi dedi ki, abi dedi, şey dedi, kaluma, kalu rabbuna, kalu inna, kalu ta'irikum. Abi karıştırıyorum dedi ya. Dedim ki bana, merit diye ezberle, merit. Kaluma, kalu ikinci mi, kaluma mı denecek, kalu rabbuna mı, remime mi? Dedim ki merit diye ezberle bak. Ondan sonra veya ikinci bir yol söylüyorum. Mer it ha böyle şey böyle aynı bu Kur'an yazısında böyle geçiyor. Bir şey anlatmak için. Meyle bu tarafta sayfanın. İ ile te bu tarafta. Ezberle böyle bir bak okurken. Kalu ma entum ila beşerun misluna ve ma enzele rahmanu min emin de git. Aşağı geç. Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum le murselun. Kalu inna tatayarna bikum. Kalu ta'irukum ma'kum ila. Tırıt tırıt yap. Yani şekil yapıyorsun. Mesela adres gösteriyorsun. Bak kardeşim. Abi neredesiniz? Bak neredesin sen? Abi Olivum'dan. Olivum'dan aşağı in bak. Köşe başında göreceksin. Kuzu deri göreceksin. Tamam. Ondan sonra bak köşe. Hemen orada dur bak. Karşında da top sahası var. Ha o top sahasına gitmeden sokak aşağı iniyor. Aşağı doğru bak bak bak. Ben seni görüyorum ha görüyorum. Kardeşim hayal hayal değil. Enerjidir diyorum. İstediğin gibi. Ya bu ne işine yarayacak? Hastalıkta öyle kullan ki. Kötü hissediyorsun. Tak. Kendini bağlarla boğuşuyor gibi yap. Annenle, akrabanla düğündesin böyle neşeli. Götür oraya böyle dağılıp gitme mimıntı gibi ya. Dur. Direkt ol. Ha? Ya kullan potansiyelini de ne olur ya. Potansiyelleri kullan. Çıkamıyorsun çok hasta mısın? Hayal et iyiyim. Mesela yatıyordum ben gripte. Kalktım, abdestimi aldım, giyindim, arabaya, ay Çanakçı'ya gençlere derse gidiyorum. Aa, hakikaten dün niye gitmedim ya? Tamam mı? Bugün de pazartesi mi? Evet. Ha bugün gideceğim Allah'ın ismi. Bak Allah söylettirdi. Tamam gidiyorum araba kullanıyorum, koşuyorum falan. Bak nasıl vücut ona göre salgılama yapıyor. Mesela hayal et. Uykum geliyor. Hakikaten. Şaka demedim ama oldu bu şimdi. Bak hakikaten. Oldu mu sizde? Limon. Ağzın sulanmadı mı? Bu kadar uzattığımı zannediyorsun biliyor musunuz? Hastalıklarınızı hayal zemininden bile kurtarırsınız. Hayal enerji paketidir, jeneratördür, enerji imal ediyor. Kurguladığınız her şey enerjidir, vardır, realitedir, gerçektir. Ama atom seviyesinde değil. Enerji seviyesinde. Niye azar zina derler? He? Niye zina derler? Zina yapmıyor merhamet ilahiye. Çünkü şeytana açık ya. Yani mesela rüyada cinsellik oldu. Gusül yaptın. Ayık alemde olsa zina olacak. Ama iktidar ve ihtiyar değil. Ama hayalen zinayı hayal etsen kuvve-i vahime ve hayale fasık olur diyor. Fasıktır diyor kuvve-i.
Ustad hayalini de doğru kullanmış. Burada fasıklık. Zaten hayal edilmeyen bir şey önceden haram yapılamaz. Hayal edilmeyen bir şey harama gidilemez zaten. İlk önce hayal edilir. Sonra düşünülür, sonra yapılır. Normalleşiyor. He? Normalleşiyor. Evet, çünkü çocuklarda o hayal yok. Buluçağı yok. Hayal olmayınca zinası yok. Mesela hayal et, cinsel dürtülerin uyanır, cinsel organı da uyanır. Yani bir şey değil ama ayıptır ama yani bilin, yani hayal enerjidir. Hemen enerji salgılıyor. Hemen vardır ya, var. Yani peki nerede kullanacaksın? Odandan çıkmaya. Hayır. Bak nasıl o kadar yüklendi ki enerji. Hayır. Çok iyiyim. Hastayım. Biliyorsun ben hastayım. Hastayım. Hastalığın batsın senin. İkide bir hastayım, bozuk plak gibi. Ne hastası ya? Hastalık. Bazılar var. Doktora gidiyor, ilaç vermedim. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Doktor değil. Bir çuval ilaç veriyor. Doktor bu işte. Beni çok iyi anladı. Hayal kurman için şekiller, sesler ve mekanlar lazım. Hayal dahi olsa. Kendi aleminde alem kurman için enerjiye ihtiyaç lazım. Her bir kuva enerji paketi değil. Enerji imal eden jeneratördür. Mesela kamera görüntü enerjiye dönüştürüyor. Veya enerjiyi görüntüye dönüştürüyor. Tekrar ne yapıyor bilgisayar? O enerjiyi şekle dönüştürüyor. Öyle değil. Mesela bu telefon sesi çıkıyor. Ses enerjidir. Ama buraya kaydedilen enerji değil. Yazılıma dönüştürüyor. Yazılım tekrar çalınca sese dönüşüyor, ses çıkıyor. Buraya sesin kendisi yok. Sesin kendisi yok. Ses elektriksel dalga boyutlarına, yazılımına dönüştürüyor. 0011100. Şekiller enerji paketine, enerji paketler de sese dönüşüyor. Mesela şu anda benim sesimi alıyor. Buraya ses kaydedil diyor. Ses kaydedilmiyor, yoksa yer kaplar. Ama öyle diyoruz. Ne? Sesi kendi aleminde bir kuvadır bu. 0011100 yazılım. Erdinç olsa da anlatsa bunun gerisini. Tekrar bassam, abi tekrar bastın mı bir şeyler diyecekti şimdi. O 0001'i bize dışarı şey yaparken nedir diyoruz bu adama telefona. Ben tercüme edeyim dedi. Bu nedir? Abi baktım ben konuşuyorum. O ses çıkıyor. Telefon da öyle. Buradan ses geliyor tak buraya. Bu telefondan sonra artık ses gitmiyor. Sesi elektrik dalgasına şey yapıyor, değiştiriyor. Havaya elektrik atıyor. Paket atıyor yani sesle alakası yok. Megahertz diyoruz. Uzun dalga, kısa dalga, FM dalgası. Tekrar o sisteme giriyor. Tekrar adamın telefonuna elektrik dalgası giriyor. Elektrik dalgası tekrar bu alet sese dönüştürüyor. Ruhaniler mi yapıyor abi? Ruhaniler yapıyor tabii. Ruhaniler yapıyor tabii. Ruhanilerin adı zaten cin enerjidir. Allah Resulü demiş ya kapının eşiğinde oturmayın. Kapının eşiğinde oturmayın ortasında açıkken. Zira ne yapar dedi? Ceyran çarpar. Yani cin çarpar. Ne alakası var kapı işinde cin çarpar diyor peygamber. Şimdi ne diyoruz? Ceyran çarpar. Yani cinler enerjidir de ondan. Pakettir ya. Şuurlu enerji o kadar. O kadar basit ki insan hayvan arasında bir formattır. O neymiş ya? En büyük silahı gizli kalmak. İkinci silahı kendini pasif görmen, onları yüceltmen. Onlar neymiş ya? Onlardan yardım istiyorsun. Ne yardım? Allah'tan alacaksın. Biz şimdi hayal kuruyoruz. Mesela cenneti tefekkür ediyoruz abi. Açıyoruz risalede. O zaman biz onlara elektrik mi yolluyoruz? Oradan da onlar bize şey yapıyor. Yani bu, o ikinci format. Sen çekirdek değil misin bütün alemlere? Hayal kurduğun şey ağaç oluyor.
Bilkuvve hemen sende ağaç oluyor. Hemen seni kucaklıyor, sarmalıyor. Sen o oluyorsun yani. Her tarafın. Mesela bir kötü söz duydun. Dışarıda sözdün. Sen bana söz söyledin. Abi 550 milyon aldı falan bir söz geldi. Bundan sonra ses yok. Enerjiye dönüştü. Bende asabilik oldu. Bende merhamet oldu, şefkat oldu, şehvet oldu, yardımsever oldum vesaire. O enerji şey değiştiriyor, boy uzantı değiştiriyor. VMV, FLVM'i. Yani insan bir koridor ya Harun. Yani şekilleri, objeleri, felsefede obje, şekilleri, sesleri, mekanları buraya geliyor, burada yok. Enerjiye dönüştürüyor. İçeride enerji de değil, his. Hisler fikirlere, fikirler kelama dönüşüyor. Kelam da sana geliyor. Yani bir dönüşüm ve değişim var burada. Acayip bir koridor burası ya. Sırf böyle düşünürsen insan bir acayip. Ses yani hisse dönüştürüyor. Mesela bana abi 550 milyon. Bende ne demek biliyor musun? Asabilik demek. Yani hissimi aktif etti. Gadabımı aktif etti. Müslümana yardım, Müslümana şefkatim aktif oldu. Ya acayip bir aynı zamanda imal ediliyor ama Mehmet. Dönüşüm yapılıyor burada. Yani içeride mesela diyelim ki iman. Ustad mahluktur. İman, delil, burhan, su, şira, usare, fikret, ünsiyet, 71 işaret edeceğiz. Bunlar mahluktur. Bunlardan yapılıyor iman. Hakikati mahluktur iman. Mahiyeti mahluk değil. Enerjidir ya. İman diyor ustad nurdur, kuvvettir. Bunlar da mahluktur. Kuvvet demesinin sebebi maziyi değiştiriyorsunuz. Tövbeyle değişiyor. Bak. Keşke bataklığından seni kurtarıyor iman. Ona keşke demeseydim, keşke gitmeseydim. Onu nereden yaptım? O zinayı niye yaptım? O faizi niye yaptım? Keşke kardeşim telafisi mümkün olanları telafi et. Zinanın telafisi yok. Kumarın yok, içkinin yok. Kaza namazları var. Ha, onların bir bedelleri var, kurbanları var. Tamam, onların bir bedelleri var, kurbanları var. Varsa imkanın. Ondan sonra bir orucu şey var böyle kefa en azından ve tövbe. Bak geçmişi imanın kuvvetine göre kuvvet demek imanın kuvveti maziyi seni psikolojini bozan mazi ikide bir maziden psikoloji bozuluyor keşke yapmasın mesela imanın kuvvetine göre maziye geçiyorsun tövbe ediyorsun imanın nuru geleceği yorumluyor kabir, ölüm, kefen, kanser, yatakta öleceğim tek miyim? Bunlar hep geleceğe matuf zanlar. Bunu da düzelten imanın nuru. İmanın iki temel ayağı var. Nur, kuvvet. Kuvvet aşağı, değil mi? İstinat, Allah'a iman. İleri şey yapan, nur, nokta istimdat, ahirete iman. Allah'a iman, ahirete iman. O sistemi böyle bildiğin zaman fevkalade rahat ediyorsun ya. Ölüm korkusu. Olan ölümünü sevsinler. Bu kürsüden söylerken sanki ben ölmeyecekmişim yani. Ben de öleceğim. Bilmiyor muyum? He? Ölümün hakikatini keşfedenler, ölümün hakikatini anlayanlar, ölüm gelmeden önce ölümü istemişler. Ölüm. Kardeşim burada söylerken ben buna istisna mıyım? Tuzum benim kuru mu? Ben de öleceğim. Ama ölüm zahirde gözüktüğü gibi değil. Fevkalade bir hayatın mukaddemesi. Şu dünya hayatını Allah zindan diyor. Çekirdek diyor. Ağaç olma dönemi başladı. 2 aylık mesafe 60 günlük bitiyor. Dünya hayatı bir gün. 59 gün başlıyor. O dünya hayatı mı diyor abi, küre yaz mı diyor mesela? O da ne anlamadınız? Kabire kadar bir gün. Kabir diyor kabir. Kabire kadar bir gün. 60 senede yaşasan, 70-100 senede yaşasan bir gün. 2 aylık mesafe, 2 ay mesafeden sonra cennet var. Bir günü kabire kadar. Nasıl gidersen git. Kabire kadar her giden bir gün sayılır. 10 senede yaşasa da 100 senede yaşasa bir günü sayılır. 59 günü bekliyor da. Dördüncü söz. 2 aylık mesafede has çiftlik var. Bir tanesi diyor ki bunu nereden çıkarttın? Tipi tipten. Bak orada yazıyor. Ama sen hep teşbih temsil diye söyledin.
Tamam mı? İşimize geleni sarahatı remze indirdik. İşimize gelmeyen remiz manalar sarahata çıkarttık. Tabii ki böyle olur. Her sarih olanın bir batini manası var. Unutma, her suretin bir hakikati melekutiyeti var. Denmişse budur. 3 aylık demedi. 2 aylık mesafede. Has çiftlik var. 1 aylık demedi. Tesadüf yok. 4 kıyelik çanta. 5 demedi, 3 demedi. Risale bambaşka. Böyle baktığın zaman harita gibi seni açıyor. Tak 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 tak. Yapıştırıyor, koparıyor, kesiyor, yapıştırıyor. Boyuyor. Bambaşka bir şey ya. Hayal kurman için şekiller, sesler ve mekanlar lazım. Okuduk ama bir şurayı okuyayım. Hayal dahi olsa kendi aleminde alem kurman için enerjiye ihtiyaç lazım. İşte bunlar hepsi ruhsal enerjidirler. Hani konsantre ile çıkan enerji ruhun hassasiyetinden ortaya çıkan enerjidir. Mesela sporda konsantre, bizde tefekkür. Mesela adam kolunu sallaya sallaya geldi, mermere bir vuruyor, eli kırılıyor. Aynı mermer, aynı insan konsantre oluyor böyle veya tefekkür ediyor. Kendisinin böyle bir video seyrediyor. Mermeri iki kat, bunda daha iki kat mermeri böyle vurup kırdığını hayal ediyor. Ondan sonra ya diye kırıyor. Peki bu hayal midir? Hayır. Doğrudur. Ama hayalle yaptın. Peki bu konsantre yapmadan önce elin kırılırken, konsantre olduktan sonra bu enerji nereden geldi? Neredeydi bu? İlki surette, ikincisi hakikat. Arkadaşlar ruh enerji deposu de. Ruh da enerjidir. Tamam. O jeneratör gibidir. Ben oraya adres verdim. Ruha diyorum ki bu mermer var ya, bu mermer. Bunu kıracak enerji çıkart bana. Çıkart, üret. Getir elime, ver. Bitti mi? Burama koyma. Buraya da değil. Vay vay, buraya da değil. Buraya değil. Şurama getir. Getir. Allahu Ekber. Vallahi billahi yalan mı söylüyorum? Şu anda kafam bile ateş basıyor. Yemin ederim bak. Bir şey de anlatacaktım, altı soldu kafam. Ha. Başın ağrıyor. Neren ağrıyor kardeş? Şuran. Ha. Kur'an'ı böyle okuma. Şimdi niye? Kur'an nedir? Bu şekildir. Bak, enerjiyi dönüştüreceğim sese. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Şekli sese dönüştürdüm. Hiç benziyor mu? Ses, şekil yok. Enerji de şeydir, enerjidir. Nerede ağrıyor? Zarfı gidip postane kutusuna boş atma. Üzerine adres yaz. Eğer üzerine adres yazmazsanız atarlar çöpe. Şimdi ben bu Kur'an'ı okuyorum. Nerem için? Buram için. Ya genel. Hayır. Şuram ağrıyor. Sol taraf daha çok. Enseye doğru. Yan taraf. Tamam mı? Ağrıyor. Şimdi burayı koydum elime. Adres. Zarfın üzerine adres. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Bu ne yapıyorsun? Hani vesvese yaptığımızda, böbreğinde galiba şey var. Oraya yoğunlaşınca bütün savunma sistemi oraya yanak olmuyor. Kardeş, neren ağrıyorsa, ne Kur'an niçin okuyorsan oraya zarfın üzerine, sesin üzerine niyetini oraya koy. Ya sistem çalışıyor. Bu şey değil, bu realite. Neren ağrıyorsa oraya. Neren ağrıyorsa. Bir tanesine dedim de güleceksiniz ama gülmeyin. Abi çocuğum olmuyor dedi. Tamam. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben güleyim abi. Öyle tamam hadi. Kalitesiz durumlar oluyor dedi. Hayal et orayı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tebârekellezî biyedil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir. Gidiyor. Enerjiye dönüşüyor kardeş. Şekil sese dönüştüğü gibi ses enerjiye dönüşüyor ya.
Yani nasıl dönüşüyor? Peki şöyle diyeyim. Şekil sese benziyor mu? Benzemiyor. Okuduğum zaman etkileniyor musun, etkilenmiyor musun? O işte enerji işte. Benim sesim bile seni, enerjini aktif etti. Ceberut mahvederler var ya, varmış mı? Aynen. Ceberut biliyor musun? Bu yapıyor işte. Bu kavşak ya. Bak. Diyor ki, abi sen anlatınca çok coşar gibi oluyorum Kur'an okuyunca. Ha? Ama ben şekli sese dönüştürdüm. Benim sesim de senin dimağa gelince, dimağa benim sesimi senin kapasitene göre, meyline göre, ihtiyacına göre, bana teslimiyetine, bana sevgine göre, eğer beni sevmiyorsan dinleme beni dersimi. Sana fayda vermez. Bilgi olur ama fayda vermez. Enerjiye dönüşmez. Tenkit ettiğinizi dinlediğiniz zaman bakarsın ona ne diyor dersin. Bilgi alırsın. Ama enerjiye dönüşmez. Sevgi genel sesi enerjiye dönüştürüyor. Muhabbet olmasa, sevgi ve muhabbet santralın yoksa benim sesim enerjiye dönüşmez. Hatta nefrete dönüşür. Şuna bak ya. Kurulmuş orada ne okuyor, ne anlatıyor, şuraya bak ya. Dediğin anda ama dur dinleyeyim şunu, dur. Dur ne diyor? Ha, hoşuna gitti yazıyor bu arada. Sen bilgi sahibi olursun. Bu şeklin sesi dönüştüğünü, aa bu doğru söyledi. Ama seni heyecanlandırmaz. Çünkü muhabbet olmadığı için bana karşı bu ses, ben şekli sese, sesim enerjiye değil, bilgiye dönüştü sende. Muhabbet santralı enerjiye dönüşür. Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah muhabbet, yani muhabbet, yani ben enerjiyle taşla toprakta yaptım demiyor. Bu kainatın malzemesi muhabbettir diyor. Nasıl oluyor? Muhabbet kendisi enerji. Bu Rahman'da abi, insanda rahim muhabbeti var. Mesela bir kadın diyor ki, ne dedim bir daha seni dinleyeyim. Bu Rahman'daki muhabbet de insanla böyle muhabbet ederken rahimli bir muhabbet oluyor. Evet ama mesela doğru, bak muhabbet ediyor muyuz bak şu anda? Gayet rahatız değil mi ki? Bu muhabbetten dolayı şu anda sizde de enerjiye dönüşüyor. Rahim. Benim, doğru söyle, benim bilgim, bana muhabbetin yoksa şu bilgiden Rahman oluyor. Bilgi. Ama rahim ancak ikili samimi ilişkilerde ortaya çıkıyor, rahim. Sistemi bildiğin zaman keyif alıyorsun. Vallahi kalkıp horon oynayasın geliyor yani. Bir deliliğe mi vereceksin? Verin yani. Yani sistemi çözdükçe ben keyif alıyorum. Bedende mesela bugün bir şey oldu, öyle. Sabah ezan okundu. Birkaç dakika sonra dedi, ya millet daha ezan okumadı. Ben kurduğum saatte önce okunuyor. Binada ezan okunmadı. Ya binada okunmadı. Dedim ki, ey saray, kalk. Saray. Yani ben tabii histir hanım. Ben binada otururum gibi hissediyorum şu cesette. Sura üflediniz. Ben cesede oturuyor gibi hissediyorum ya. Her daim olmuyor. Mesela sabah namazında 5 dakikada yat. Ona serseri 5 saat yattığın olmadı. 5 dakikada mı doyacaksın? Öyle düşündüğün zaman hiç böyle zorluk olmuyor ya gece kalkmalar. Gece 2-3 defa kalkıyor. Ama bazen bir çakıyor ki kıpırdayamıyorum tam bir gün. O da izliyor, kaps işte. Tutuyor böyle. Diyorum ki ama fikrim var. Peki hayal şey yapsam, o anda hayal bile kuramıyorum, hatırıma bile gelmiyor. Bir gelse var ya, şu andaki aletim. Evet, hadi devam edeyim. Ben kuyudan çıkma yollarını anlatıyorum, tarif ediyorum ama sen yürüyeceksin. Ben adresi söylüyorum, yürümeyi sen yapacaksın. Bunlar büyük zatlar, peygamberler vesaire. Bu yöntem ve bunun daha ileri yöntemlerini hep kullandılar. Adetullah çünkü bu. Yöntemi kullanın. Sonra işte bunlar hepsi ruhsal enerjidirler. Hani ya, konsantre ile çıkan enerji ruhun hassasiyetinden ortaya çıkan enerjidir. Kendini kötü hissetmenin bir sebebi de vücut var olan enerjilerin negatifliğin galip gelmesi, negatif enerjinin fazla olmasından. Mesela kendimi kötü hissediyorum. İyi değilim. Yerimden kalkayasım yok. Odadan çıkmak istemiyor.
negatif enerji bloke etmiş. Negatif enerji bloke etmişse o insan odasından cam açmaz, perde açmaz, güneşin girmesini istemez. Güneş enerjidir, aydınlık hayattır, pozitif aydınlıktır. Bu neyi gösteriyor? İnsanların düşüncelerini bloke eden bir dimağın dışında bir varlık var. Onun adı şeytandır. Herkese genel şeytandır. Biraz daha böyle kendi hassasiyeti varsa cindir. Biraz daha çok hasta olanlara ervah habisedir. Bana oluyor. Bendekisi şeytan. Cin seviyesinde değil. Daha yani şeytan geneldir. Cin hususidir. Ervah habisi ise mizaçtır artık. Seyrettiğin televizyon, internetlere girdiğin her şeye dönüşüyor. Hiç şansın yok. Gözden giren, kulaktan giren, burundan giren, dilden giren dokunma ile her dokunma ne varsa hepsi içeride enerjidir. Canlı ve ruhludur. Unutma. Her seyrettiğin video enerjiye dönüşeceğini unutma. Vallahi bu hatırıma geliyor benim. Bir videoya bakacağım zaman çıkınca ulan dedim bu içeride enerji dönüşecek. O zaman içeriye girmesine müsaade edeyim etmeyeyim mi? Bunu düşündüğüm zaman ona bayağı frenim oluyor. Çünkü kesin söylüyorum. Renk ve şekil gözden giren, kulaktan giren, burundan giren, dilden giren. Ya bunu doktor bilmez kardeş. Doktorluk değil bu. Klinik konuşması değil. Azıcık içeriği fark edenler bunu bir söyler bilir. Bunu bilmezler. Enfusçiler bilir bunu. İçeride enerjiye dönüştüğünü. Benim için vallahi realitedir. Bu defter kalem nasılsa bu şekillerin içeride enerjiye dönüştüğü o kesinliktedir. Canım sıkıldığı zaman diyorum ki Allah bilir ne, hangi tarihte ne harama baktım onun karşılığıdır diyorum. Sabrediyorum. Çünkü sabrıma da güç veriyor. Ya nereden başıma geldi demiyorum. Seyrettim günah işte böyle çıkıyor inşallah. Çıkar aheste aheste. Alma mazlumun anı çıkar aheste aheste. Şimdi ben bunu seyrettim, ben baktım, bir müzik dinledim. Şimdi ben de arabaya giderken, Emre ya ne biçim sürüyorsun be, yavaş sür falan. Ne bağırıp çağırıyorum, o değer mi yok. O da anlayacak abi, başka bir boyutta. Ha ben niye bağırıyorum? Ya sıkıntı basmış işte, senin bu şey buldum, sende deşarj oluyormuş. Hemen, peki bana şu karı var. Bu sıkıntı nerede geldi, niye geldi, Allah Allah yapacak demiyorum. Mutlaka 2 sene önce, 1 sene önce veya işte geçen hafta seyrettiğim resim, video, dinlediğim müzik. Ha o çıkıyor. Kardeş bildiğin zaman kendini inşa ediyorsun. Allah Resulü ne güzel demiş ya. Allah Resulü sabah şey olduğu zaman hemen cam açarmış. Yani cam derken kapıyı. Onun için ecdat demiş ki büyük melekler gelir. Camı, kapı, pencere aç. Çünkü en azından bunlar fiziksel, melekler melekesi doğru mu? Atmosferdeki ozon tabakası hava tabakasında bir kaliteli bir şey varmış mesela misal. Ya kendini hemen camını açıyorsun şeyin güneş giriyor hemen abdestini alıyorsun aktif oluyor düşünce hemen en çok kendini kötü hissettiğin an sabah kalktığın andır. Hemen güzel bir şeyi aç, güzel bir şeyi aç o anda dinle Kur'an güzel bir şeyi hayal et. Hayal ettiğin şey anlattığım hep enerjidir. Hatta kendini bu kontrol ettin mi? Hayra gitmeyen zaman şere gitmiş demektir. Canın sıkıldığı değilim. Yataktan çıkmak istemiyorum. Hayır, odadayım. Camlar kapalı. Kimse gelmesin, konuşmasın. O anda ruhu ya üç tane dedik. Ya genel şeytan, hususi cin, ervah habise yaptıklarını ettikleri o anda ruh bloke etmiş. Senin fikrin değil, sen hasta değilsin. Bu hastalıktan değildir. Blokolüktendir. Blokoyum ben şu anda. Onu bildiğin anda o gidiyor işte. Gücü yetmiyor. Aa tanındım. Çünkü şeytan tuzağı neydi? Kendine tabi olanları kendini inkar ettirmek. Şeytanın en büyük tuzağı neymiş? Kendi yapıyor, ben yaptığımızı hissettiriyor. O istiyor, ben hissediyorum zannediyor. Televizyona bakmak isteyen o. Ben bakmak istiyorum. Sigara içmek isteyen onlar. Dumandan kim besleniyorsa sigara isteyen de odur. Ben istiyorum zannediyorum. Ben istiyorum zannediyorsun. Birisi düğmeye basıyor. Sigara istiyorum. Sen mi istiyorsun? Takkemi anlat. Sen mi istiyorsun sigarayı? Sigaradan çıkan netice nedir? Dumandır. Duman kimin gıdası ise zile o bastı.
O istiyor. Dın dın, sigara istiyorum, sigara istiyorum, sigara. Abi canım istiyor, sen mi istiyorsun? Kim istiyor? Üç hayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyelim. Kim istiyor bunu? Kim? Netice, bak şöyle diyeyim. Polistikte hani var ya, siz de söylüyorsun. Şimdi adam diyor ki, sen dedin de senin şeyinle mesleğin itibarıyla. Abi ayağımı kaydırdılar dedi. Kim yaptı? Kim faydalanmışsa, senin ayağın kayması, kimin işine gelmişse o kaydırmıştır. Öyle mi? Öyle tabii. ya da kaydıranları tanıyordur. Ha, yani ya kendisi ya kaydıranların adamı. Kardeşim, memurluktan seni müdürlükten aldılar mı? Birisi mi geçti? Netice birisi mi geçti? Ha, o tipteki insanlardır. Ya odur ya onun çevresidir. Tamam, sigara içtim. Netice duman mıdır? Duman. Vücuduma zarar. Bu duman kim? Netice dumandır. İçerisi, dışarısı hep duman. Ciğere de duman gidiyor. İçerideki duman da, dışarıdaki duman kimin işine giriyorsa, şeytanın işine gelmez duman. Erva habisenin de gelmez. Cinin işidir. Çünkü niye? Allah Resulü diyor ki, odun yandığı zaman çıkan dumandan cin, çıkan nurdan melek, çıkan ateşten şeytan, çıkan külden insan yaratılıyor. Gördün? İnsan bir şekilde mi? Ha, peki içeri mi girmiş? Hayır, dışarıda. Tak, dışarıda sinyal aldı. Denk, zile bastım. Denk, sigara istiyorum abi, versene bir tane sigara. Deliler niçin çok sigara içer? Kontrolsüz olduğu için her düğme basıyor, abi bir sigara ver. Bakırköy'e git, adım başı, deli senden sigara istiyor. Lan hiç ömründe sigara içmemiş, akıl hastanesine yatmış, kendisi söylüyor şeyi, akrabası. Onunla tanıştık. Ya dedi, hiç ömründe sigaranın yanında geçmez diye oturan, burada her gün dedi 2-3 paket istiyor. Ya delilerin devamlı sigara içmesi sana bir mana ifade etmiyor mu? Benim için artık realite, adam zile bastı. Peki Bakırköy'e gidiyoruz, dışarıda dolaşıyorlar. Niçin kimseye bir şey demiyorlar da beni görünce bazıları bana saldırıyor veya kaçıyor, ağlıyor. Bir şey yok mu ya bunda? Niye sana yapıyorlar? Sen de yap benim dediğimi yap, bak ne oluyorsun. İçinden bak giderken. Yapma da yap. Bismillahirrahmanirrahim. Siz duymuyorlar ama. Ben duyuyorum. Siz duyarsınız diye yapıyorum. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fin semavati ve ma fin erud. Okuyorum içinden. Dalga yayıyor mu şimdi? Birilerinin hoşuna gitmiyor. Hemen o dalgayı çarpınca adam kim işgal etmişse benden kaçırttırıyor. Kaç 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 diyor. Bundan kaç diyor. Artık realite arkadaşlar. Bunlar hep daha acayip bir şey ya. Bunlar bir şey değil ki. Biz cahil olduğumuzdan garibimiz yok. Gayet normal. Ha bu aynı adam. Tak. Abi sigara versene. Kim istiyor? Ben istiyorum. Bunu kimse görmüyor ya. Ona birisi bastı zile. O istiyor. Peki, nasıl kurtulalım? Sigara canını istediği anda derdi söyledim, çareyi söylüyorum. Çağır sigara isteyin. Hadi bir 7 ayet-i kürsü oku da iste de göreyim seni. Şimdi bakayım sigara iştahı ne olacak mı olmayacak? Veya hemen bir sirkeye, bir lokma batırıya bakalım. Allah Resulü'nün de sofrasında zeytinyağı ve sirke eksik olmazdı. Hangi sirke olursa olsun. Batırırdı, yerdi. Çünkü sirkenin girdiği yere erva habisi girmedi. Tamam, sigara istedin değil mi? Dur, yakma, dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. İlahir. Yedi tane değil, üç tane okusan bile sigara içtiğim gidecektir. Çünkü adam kalktı. Bunu o hemen kaçtı gitti. Basan olmayınca sigara isteği de kalkmıştır. Arkadaşlar belki bir yarım saat 45 dakikalık bir ders yapıyorum ama yani beden, erva habise, metafizik, fizik alemlerinin hakikaten çok basit sebeplerle hemen üzerine yürünebilecek şeyler olduğunu göreceksin. Çok basit kural. Bunlar bilmediğin muamma, eziliyorsun. Unutmayın onların iki tuzağı var. Bak iki tuzağı var. Ustad onun çamaşırlarını pazara çıkarıyor sergiye. 13. lemat. Bir,
şeytana tabi olanlara, kendisine tabi olanları kendisini inkar ettiriyormuş. Öyle mi? İki, kendini güçsüz zannediyorsun, onları çok yüceltiyorsun. Çok güçlü, her istediğini yapar konuşsa, hiçbir zıkkım yapamaz. Yapsa bana yapardı. Bu kadar aleyhinde konuşuyorum, çamaşırlarını pazara çıkartıyorum. Ne yaptı? Sana mesela camın kenarına gelmiyorsun, atlar falan. Ben bu kadar bunları serişte ediyorum, çarşı pazara ilan ediyorum, çamaşırlarını dışarıya sergiliyorum. Ne bir şey bana yapardı? La kardeşim, dirayetli ol, korkma. Pısırık olma, kendine zaman ayır. Dalma oyunlara. Yani düşünceler sana atılan kemikler olduğunu unutma. Bazı kavimlerin düşünmekten ki düşüncenin dışarıya soru sormayla helak oldular. Soru sormak için düşünmek lazım. Hani soru kim sorar? Düşünenler sorar. İkide bir. İkide bir, ikide bir. E kim o? Helak olur diyor. Yemlenme. Yemlenme. Güçlüsün sen. Peki abi geldiği zaman ayet-i kürsü oku veya değil, bir maddi iş yap. Hemen bir iş yap. Fırsat verme, yemlenme düşüncelere. Bak şeytan, üçüncü kez anlatıyorum. Tuzağı, kendine tabi olanları kendisini inkar ettirmektir. Ben istiyorum. Lan o istiyor. Onu unutturuyor. İki, onlar çok büyük canım. Hayır, özgüvenin olacak. Sen çok güçlüsün. Onlar senin gaytanı, affedersin bilmem neyini yiyor, ne idrarını, sidiğini de içiyor. Bunlar bu kadar basit daha. Bak bu kadar azca söyledim. Bu kadar şallık, bu kadar basit şey. Sen şimdi onlar artıklarıyla beslenen bir şey. Sen sultansın, saraysın, sen padişahsın, sen Allah'ın halifesisin ya. Onlar neymiş ki? Korkuyoruz. Tavanlarda yıldızlar görmek, orada adamlar görmek, bunlar hepsi zile basıyor adam. Adam zile basıyor. Uykusuzluk, takıntılar, adam zile basıyor. Ya yap o civatayı, bırak, gevşet, bırak, gevşet, bırak. Soğuktur, sıcaktır, kalorifer yandı, yanmadı. Bunlar hep zile bastı adam. Zile basıyor adam. O adamlarla kaynaklanıyor. Niye? Kur'an okumayız. Kur'an okumazsan, evrat okumazsan bunlar hiç kaçınılmaz, affetmezler. Niye? Peki bana zaaftan geliyor. Buraya çiçek koyun, açın camı, arı gelir. Pislik koyun buraya, leş koyun, açın camı, sinek gelir. Kaçınılmaz değil mi? Kardeşim, manen zayıf olursanız, olayı bilmezseniz, bu işin cahili olursanız, evrat ve eskarla da meşgul olmazsan, bak bakalım bu tür şeyler olanlarda ya dirayet, üç tane de bir tanesi eksiktir. Ya dirayetleri yoktur. Kendilerini tanımazlar, pas, ben yapamam, bırakmış. Veya evradı eskarı yok. Hizbul Kur'an okumuyor. Hizbul Hakayki Nuri okumuyor. Kur'an okumuyor. Veya Risale okumuyor. Tefekkür etmiyor. Bunlar okuyanlarla beraber değil. Okuyacaksın, okuyanlarla beraber olacaksın. Kur'an-ı Kerim, Hizbul Kur'an, Hizbul Hakayki Nuri okuyacaksın. Bir de korkmayacaksın, dirayette olacaksın. Gelsin de bir günah bana ait. Gelsin de göreyim. Dirayet olmak. Lan konuşurken ben bile enerjiyle patlayacak gibiyim ya şu anda. Bildiğin gibi değil ya. Nefretim var, gazım var ya. Bunlar din düşmanları. Bunlar kafir, Müslüman değiller. Böyle yatarken tavanlarda yıldızlar görmeler. Yok soğuktur, sıcaktır. Hep onlar yaptırıyor. Şeytan bu. Ama maalesef ben zannediyorsun. Bu yani yanlış işte. Daha yapma. İsrarcı oluyorlar. He, tamam Hasan kardeşsin. Sen anlamıyorsun. Ben anlamadım. Ben anlamadım da sen. Kaş iki tarafı basit geliyor. Lan ben şu anlattığım konu var ya, anlattığım konu. 10 tane kitap okusanız bu bilgiyi zor ulaşırdınız. Burada la fah ve la gurur. Anlattığım konunun kıymetini idrak edin diye söylüyorum. Bunlar ömür verilerek, içeride tanıklık ve şahitlik yapılarak söylenilen sözlerdir. Bilin kıymetini, elinize alın. Ben de istifade ettim, siz de edin. Ama birisi yazacak bunu, diyecek ki, bilin, vay be işte 10 tane kitapta ben size veriyorum, enaniyete gurur var. Tamam lan, enaniyet için söylemişsem enaniyet yap, sen de beni dinleme. Niye enaniyet yapmıyorsun da dinliyorsun? Oysa enaniyet için değil, kıymet verin. Allah aciz midir ki? Yemin ediyor Kur'an'da. Allah haşa. Allah hep Kur'an'da yemin ediyor.
Yani değer, yani buna çok kıymet ver demektir. Bir tane manası bu, yedi manada. Bir tane, buna çok değer ver, ben bunu ciddiye alıyorum diyor Allah. Yeminle gösteriyor. Bizim bildiğimiz yemin değil ama, yemin ama. İşte senin enanet zannettiğin, benim kelamımda enanet yok. Niye? Her an ölümünü bekleyen adam ne enanet yapacağım ya? Benim dünyam bitmiş. Ama bilin kıymetini, bulamazsınız bu tür şeyleri. Çünkü ya korkuturlar sizi, ya da efendim hiçbir şey yok canım, böyle bir şey yok. Hayır. İkisi de yanlış. Var, böyledir. Sen çok güçlüsün, sen şusun diyor. Son şeyimi okuyorum. Bir de okuyayım şuradan. Kendini kötü hissetmenin bir sebebi de vücut var olan vücutta, vücutta var olan vücutta var olan enerjilerin negatifliğin galip gelmesi. Ruhtan var ya, konsantre ile çıkartıyorsun. Negatif enerjinin fazla olmasındandır. İşte sen Risale ve Kur'an okuyarak ruhtaki konsantre, yoğunlaşma, tefekkürle pozitif enerji çıkmasına vesile oluyor. Yani mesela Kur'an'ı çok okuyanın kokusu farklıdır. Ben mesela burada gene tevazu yapmayacağım. Allah'ın izniyle. Allah'ın bana ikram ettiği bir şey söylüyor. Risale'yi çok okuyanın dışarıya karşı kırmızı sütünleri yayıyor. O tipten mahluklar önünden çekiliyor. Dirensin dursun yanıyor. Kur'an'ı çok okuyanın yakinen müşahedem benim. Nuru çok oluyor. Bazılarının Kur'an okuduğu için bir metre çapında nur yayıyor. Bir metre çapına hiç kimse giremez. Bazı üç, Nadir abi. Bazıları bir, bazıları üç, bazıları beş, bazıları yedi, dokuz, ondan sonra dokuzdan sonra katlanıyor. Bir, üç, beş, yedi, dokuz, on dokuz. On dokuzdan sonra 33. Yani metre çapında nur saçıyorsun. Bak ustattan bir tanesini söyleyeyim. Molla Resul abi anlatıyor galiba. WhatsApp'ta da vardı bu. Ama ben daha önce okumuştum. Van'da Erek Dağı'nın orada. Dedi ki su getir. Ustad şeyde, talebi de korkuyor. Ulan aşağıda köpekler var. Yani kangal vesaire. Neyse gidiyor. Usta o abi gelirken orada yıkılmış bir kilise var. Ben gördüm onu. Erek Dağı'nın altına o yıkılmış eskiden kalma bir kilise var. Tamam mı? Ustad onun karşısında. Abi diyor ki bir diyor savaş uçağı bomba atar gibi cum korkunç bir ses duydum dedi. Baktım, durdum dedi, neyse heyecanla çıktım, baktım ki dedi, kilisenin kenarında ustad duruyor, yukarıda mağaradan inmiş, orada duruyor. Ondan sonra ustada dedim ki, ustadım duydun mu gürültüyü? Ustad hiç ses yapmadı dedi. Hiç ses yapmadı. Herhalde ben zan oldum zannettim dedi. Ustadla beraber dedik, çıktık, sabahladık. Ertesi sabah namazından sonra dedi ki ustad, keçeli. Sen bana sordun o gürültüyü duydun mu dedin ya dedi. He? Ondan sonra evet ustadım duymaz mıyım dedi. Neydi ustadım dedi. Burası dedi kafir cinlerin karargahıydı dedi. Bunlar yani yönetimi, beyin takımı buradaydı. Burada okunan Risale-i Nur'la, bak ustad diyor. Burada okunan Risale-i Nur ve Hizb-ı Kur'an'la onları patlattı diyor. Onları dairenin dışında patlatmış, ölmüş yani, kovmamış. Okunan Risale-i Nur ve Hizb-ül Kur'an'la. Attı diyor, patlatmış yani. Kardeşim patlatır Allah'ını seversen ya. Güm diye patlatır. Hem de nasıl patlatır. Bak ne demişim? Ya ben Müslümana faydalı olmak için bak, yoksa ben bundan para mı alıyorum? Bu her derste tıklama olsa, ben tıklama koysam bilmiyorum. Yüklediğin zaman o tercih veriyor. Tıklamaya ücretli mi olsun diyor. Reklam sokalım mı diyor. Bir sürü teklifler getiriyor. Ha? Allah kimsenin başına vermesin. Söylemek bile ağrıma gidiyor. Yani ben Müslümana faydalı olayım diye söylüyorum. İşte sen Risale ve Kur'an okuyarak, onun için anlattım bu hatırayı. Ruhtaki konsantre, yoğunlaşma, tefekkürle pozitif enerji çıkmasına vesile oluyor. Vücut kendini iyi hissetmeye başlıyor. Zaten hissetmek de enerjidir. Peki ona ait bir şey örnek veriyorum. Ders bitiriyorum.
Şu bu derste kendinizi iyi hissediyor musunuz, etmiyor musunuz? He? Sen bu enerjidir işte. Ben sizde ruhunuzdaki pozitif enerjiyi çıkarmaya vesile oldum. En azından şu yarım saat 45 dakika kendini güzel hissetmeye vesile oldum. Sen ne yaptın? Değil mi? En azından bu yarım saat. Ama bu enerji duruyor, yok olmuyor. Ha? Kendini iyi hissetmek de histir, enerjidir. Kötü hissetmek de enerjidir. Bu da senin elindedir. Zaaf yok. Olabilir. İnsan düşer de kalkar. Kötü olunca ümitsizlik yok. Biraz sonra zaten geçecek. Hazreti Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh. Ya Ali, sıkıntım var dedi adam. Sahabeye. Ya Ali dedi, sıkılıyor, sıkıntım var. Hazreti Ali bak ne çözüm yapmış. O olur mu ya, şey yapma falan, şudur budur. Demek ki onun sıkıntısının cinsini anlamış. Evlatsızlıktan mı? Düşünce bozukluğundan mı? Malzemesizlikten mi? Kötü ortamdan mı? Bak ben şey cevaptan anlıyorum. Adamın hastalığını. Ben cevaptan anlarım Allah'ın izniyle. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali radıyallahu anh ve aleyhissalatü vesselam niçin onu demiş? Mesela bir tane misal vereyim buna cevap vermeden. Şey dedi ki, tebessüm etmek sadakadandır. Bunu ona söylettiren, peygambere bunu söylemesine sebep olan şu. Ben cemiyeti seyrediyorum bu sözde. Somurtkan, gaddar, hain, zalim, merhametsiz. Ki böyle bir ortama tebessüm etmek sadakadır. Değil mi? Kimse tebessüm etmiyormuş. Bunu söylettirmeye mecbur olmuş. Ne mutlu deve etini yiyenlere. Ne mutlu baklava yiyenlere dedi mi? Ne mutlu verenlere demiş. Demek verilmiyormuş. Hazreti Ali ne demiş biliyor musun? Ya filane, kendimi kötü hissediyorum diyene diyor ki bak, adamın ne eksik olduğunu anlayın. Ya filane, bu sıkıntı senle mi doğdu? Senle mi dünyaya geldi? Yani sıkıntıyla mı beraber doğdun? Hayır dedi. Peki senle mi vefat edecek bu? Hayır. Ha demek ki doğarken yoktu, ölerken de olmayacak. Ha, iki yokluk arasında bir sıkıntı, buna geçecek, sabret demiş. Yani düşünceden kaynaklanıyormuş. Pozitife odaklan yani. Bak, düşünce yöntemini öğretti. Bak, benle sıkıntı doğmadı, benle ölmeyecek. Benle ölmeyecek, doğmadı. İki yok, sıkıntı yok. Bunda da sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İki yokluk arasında varlık mıdır ya? Sabret geçecek. Burada düşünce yöntemini söylüyor. Yani onu ortadan kaldırmak için kullandığı yönteme bakın. Vahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.